Öğrencisin. Evet. Sormak biraz da ayıp oldu. Elbette öğrencisin. Çünkü burası öğrencilere ait bir yer değil mi? Evet. Evet. Bu hizmetten çok sık faydalanıyor musun? Nasıl buldun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmeti öğrencilere? Haftada bir yararlanmaya çalışıyorum. Gayet faydalı oluyor. Çünkü kaldığım yerde bir çamaşır hizmeti yok maalesef. O yüzden benim için oldukça yararlı bir şey. Aynı zamanda çok da temiz. Evet. O yüzden gayet memnunum bu hizmetten. Hakikaten ortalık çok hijyenik. Bakıyorum etrafa. Çok temiz. Sizin de gelmekten memnuniyet duyacağınız bir yer öğrencilerin de. En azından anne babaların da içi rahat olacaktır. Annene söylüyor musun burada? Evet söylüyorum. Onlar da gayet memnun. Öyle mi? Peki hep annen yıkıyordu herhalde çamaşırlarını. Yani genellikle evet. Annem bu işi üstleniyordu evde. Şimdi ne diyor? Şimdi gurur duyuyor benimle. Öyle mi? Kendi başıma yıkıyorum diye. Peki. Bu hizmetten daha çok öğrencinin faydalanabilmesi için ne yapmak lazım? Açıkçası öğrenciler aslında sosyal medyayı oldukça takip ediyor. Ben sosyal medyada da görmüştüm. Fakat çok sık paylaşım yapıldığını görmedim burası hakkında. Evet. Yani ne bileyim gazetelerde de görmedim. Yani ne bileyim bir afişte olsun bir şeyde. Ben de rastgele geçerken görmüştüm aslında tramvayla. Tam tramvay üzerinde olduğu için aslında konum evet. olarak oldukça rahat gözükebilecek, öğrenilebilecek bir yer. Fakat çoğu kişi bilmiyor aslında. Arkadaşlarıma bahsedince de şaşırıyorlar böyle bir hizmet olduğundan. Burada 3 kişi var. 3 kişinin 3'ü de, 3 öğrencinin 3'ü de yoldan geçerken evet. görmüşler. Demek ki okulda biraz çalışma yapmak lazım. Evet. Kendini evinde hissedebiliyor musun bu kentte? Evet, hissedebiliyorum. Belediyeye ve belediye başkanımız Tahir Büyükak'a da teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet bizlere sundukları için. Aynı zamanda herkese tavsiye ediyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkür ederim. İti yapıyorsun maşallah. Yani annemin öğrettiği kadarıyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Peki okula gelirken ders verdi mi sana böyle bir şeyi? Nasıl yapacaksın falan diye. Yani annen öğretti ileride ayaklarının üzerinde durabilmen için. Evet. Yani yapıyorum ben de zaten. Ütüsüz de olmuyor canım. Peki sen nereden geldin? Ben yakından geldim. Sakarya Karasu'dan geldim ama yakın da olsa bile aileden uzak oluyorsun. Yani gurbette gibi hissediyorsun. Hı hı. Peki burada kendini evinde hissedebiliyor musun? Bir sıcaklık var mı? Yoksa böyle çok resmi bir hava mı var? Kendini rahat hissediyor musun burada? Şöyle, kendimi rahat hissediyorum. İşte çayına, kahvesine, kitabına, burada her şey, ortam güzel. Yani her şey gayet iyi. Hatta evimde kütüden falan da iyi yani. Kütüler burada profesyonel bir şekilde. Öyle yani çok sevdiğim bir ortam aslında. Kafa dağıtıyorum iti yaparken falan. Evet, çamaşır yıkarken iti yaparken. Biraz da kadınların halini anlayabiliyor musun? Ya kadın erkek ayrımcılığı yapmıyorum yani. Ben bazı kadınlardan daha iyi ütü yaptığımı düşünüyorum hatta. Evet çok güzel ya. Peki belediyenin vermiş olduğu bu hizmeti daha yaygınlaştırmak gerekir mi? Yani, ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii ki öğrenciler için bence güzel bir fırsat. Hem temizlik konusunda hem de ne bileyim böyle ütü yapmak konusunda vesaire kullanmalarını tavsiye de ederim. Yani belediyenin de sosyal medyaya yüklenmesini. Çünkü dediğimiz gibi herkes burada işte geçerken ben tramvaydayken görmüştüm. İşte sosyal medya reklamlarını yapsalar belki bizim için kötü olur, çok sıra olur ama evet. yani böyle yüklenirlerse sosyal medyaya falan daha çok öğrenci yararlanır diye düşünüyorum. Çünkü faydalı.
Talep çok olursa kapasite arttırılır. Merak etmeyin, o konuda herkes duysun, kapasite artar. O zaman olur. Yani bir tane daha yapılırsa çok daha iyi. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Son olarak söyleyeceğim bir şey, yani bu hizmeti bize sunduğu için Tahir Büyükak'ın başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kocaeli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Peki. Çok sağ ol. Selamlar. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Vallahi siz hoş geldiniz. Siz başka bir ilden geldiniz bizim kentimize ve burada çamaşırları kurutmaya koyuyorsun şimdi. Evet, evet. Yıkadık. Yıkandı. Şimdi kurutmaya bırakıyorum. Nereden geldin? Iğdır'dan geldim ben. Üniversite okumak için. Daha önce İstanbul'da okuyordum. Yata geçiş yaptım. Daha yeni geldim, evet, buraya. Iğdırlısın. Evet, evet. Anneden babadan uzak, evden uzak. Kesinlikle. Peki rahat mısın burada? Ya, rahatım aslında. Yani İstanbul oranına daha rahatım burada. Yani. Hı-hı. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik pek çok hizmeti var aslında. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Peki, burada herhangi bir sıkıntı çekiyor musun? Ya, bir sıkıntı çekmiyorum. Hani dediğim gibi bizim yurdumuzda hani 5 katlı. Hı hı. Sadece bir gün, hafta içi bir gün yıkama şansımız bulunuyor. Hafta sonu bütün yurttaki öğrenciler yıkayabiliyor. Fakat hafta sonu daha kalabalık olduğundan dolayı. Hı hı. Hani burayı da geçerken biraz lantı olaraktan gördüm, hani sorayım mı sormayayım mı, ikilemde kaldım. Yani ücretsiz olduğunu öğrendim, geldim yani yaklaşık 2 aydır kullanıyorum ve çok da memnunum açıkçası, yarar sağladığını düşünüyorum. Evet, ücretsiz olması öğrencilere, kesinlikle, büyük bir avantaj. Zaten ücretli olsa öğrenci için olmaz, değil mi? Yetkililere vereceğim bir mesaj, bir talep, bir istek var mı? Yani yetkililerden, hani ben daha yeni geldim Kocaeli'ye. Birkaç noktada öğrencilerin yararlanması açısından yani yarar sağlanacak yerleri gördüm açıkçası. Bunu daha da arttırma şansımızdan ziyade hani örnek vereyim, bir yere açtığın zaman bunu sosyal medyadan, afişten, yani görebileceğimiz noktalardan daha paylaşımcı olsalar daha yararlı olacağını düşünüyorum. Yani arttırmakta fayda var, öyle düşünüyorum. Evet, yapılan hizmetlerin çok duyurulmamasından, evet, dolayı bir şeyim var, serzenişim var ama reklamı sevmiyorum pek bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet, Tahir Bey. O yüzden ama bu öğrencilerin zararına, öğrencilerin faydasına olduğu için bu hizmetlerin duyurulması yani lazım. Reklamsız da olmuyor açıkçası. Değil mi? Yani nereden duyacağız? Hani dediğim gibi burayı da rastlantı olarak gördük hani. Evet. Peki soru olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim belediyenin yapmış olduğu hizmetten dolayı. Peki, biz de sana teşekkür ediyoruz. Umarım burada evindeki sıcaklığın aynısını görebiliyorsundur. Evet, evet. Gurbetlik zordur ama burada, evet, öğrenciye kucağını açan bir belediye de var. Evet, teşekkürler. Peki, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz. Bugün günlerden pazar ve beni ilk defa güneşe çıkardılar diyor Nazım Usta. Ve biz de ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için açmış olduğu çamaşırhaneyi ziyaret edelim dedik. Burada öğrenci arkadaşlarla konuşacağız. Ve hakikaten annelerinden, babalarından, evlerinden uzak kalmış olan çocuklarımızın elbiselerini, kirli kıyafetlerini rahatlıkla gelip hijyenik bir ortamda yıkayabilecekleri ve ücret ödemeden yıkayabilecekleri bir hizmet bu gün bizim konumuz. Gayet modern makineler, yıkama var, kurutma var ve aynı zamanda ütüleme var. Çocuklar buraya geldikleri zaman hem bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyorlar, kendi çamaşırlarını yıkamayı, kendi çamaşırlarını kurutmayı ve ütülemeyi. Bazen yanlış yapıyor olabilirler, bazen eksik yapıyor olabilirler ama zaman içerisinde tecrübe kazanıyorlar. Aynı zamanda da yarın öbür gün evlendiklerinde özellikle erkekler bu konuda eşlerini üzmemiş olacaklar diye düşünüyorum. Evet, Kocaeli Büyükşehir'in buna benzer pek çok hizmeti var. Ve burada gördüğümüz şey hakikaten beni etkiledi. Sosyal belediyecilik dediğimiz. Türkiye'de de Kocaeli Büyükşehir'in bu alanda en büyük bütçeyi ayıran belediye olduğundan dolayı pek çok hizmetine şahit oluyoruz. Öğrencileri unutmuyorlar. Yaşlıları, evde bakıma muhtaç olan insanları unutmuyorlar. Çocukları hiç unutmuyorlar. Eğitim desteği de veriliyor aynı zamanda ve buna benzer pek çok hizmetin verilmesi açıkçası bizleri gururlandırıyor. İyi ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var
İyi ki Tahir Büyükak'ın var diye bize gönül rahatlığıyla söyletiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Öğrenciler de teşekkür ediyor. Öğrencilerin uzakta olan anne babaları da teşekkür ediyor.